Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu güneş enerjili ile sıcak su sistemleri. En temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinin bazı ekipman ve cihazlar kullanılarak faydalı enerji haline getirilmesine güneş enerjisi sistemleri denilir. Elde edilen enerji suya aktarılıyorsa sıcak sulu güneş enerji sistemi, elde edilen enerji elektriğe çevriliyorsa fotovoltaik güneş enerji sistemi denilmektedir. Bu sistemlerin en temel özellikleri tükenmeyen bir enerji kaynağı olması, işletme maliyetinin düşük, doğaya zarar vermemesi olarak sıralanabilir sıcak sulu güneş enerji sistemleri tasarımı yapılırken öncelikle basınçlı sistem veya basınçsız sistem olmasına karar verilmesi gerekir. Eğer kullanılacak olan yerde su kesintileri çok ise birinci resimde gözüken çift depolu basınçsız sistem kullanılması gerekir. Bu sistemde su üst tarafta bulunan su deposuna filotor vasıtasıyla doldurulur. Alt kısmında bulunan sıcak su deposu bu depo vasıtasıyla sürekli takviye edilir. Bu sistemin kullanılabilmesi için sistem basınçsız yani statik yükseklikten yararlanılarak batarya ve musluklar basınç yaratılacağı için gerekli kod farkı oluşmaz ise konforsuzluklar yaşanacaktır. Örnek olarak bir bataryada su basıncı 0.5 bar ile 1.5 bar arasında olması gerekir. 0.5 barlık bir basınç için sistem hiçbir kayıp olmadığını varsayarsak batarya ve güneş enerjisi su deposu arasında 5 metre kod farkı olması gerekir. Yoksa gerekli basınç sağlanamaz. Su kesintileriyle ilgili herhangi bir sorun yok ise basınçlı sistem tercih edilmesi mantıklı olacaktır. Bu sistemde tek depo kullanılır, filatör, soğuk su deposu gibi ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz. Kod farkı yaratmak gerekmez, su şebekeden basınçta geldiği için batarya güneş enerjisinden yüksek bir noktada olsa bile herhangi bir basınç sorunu yaşanmaz. Şebeke basıncında sorun yaşanıyorsa sistem hidrofora desteklenerek çözüm sağlanabilir. Basınçsız sistemlerde sıcak su genleştiği için sistemin patlamaması adına sıcak su borusu atmosfere açık bırakılarak fazla su buradan tahliye edilir. Basınçlı sistemlerde genleşme kullanılarak bu sorun çözülür. Güneş enerji sistemleri açık devre ve kapalı devre olarak iki gruba ayrılır. Açık devre sistemlerde panel içerisinde ısınan su direkt depo içerisine dolarken kapalı devre sistemlerde panel içerisinde ısınan su deposundaki kullanım sıcak suyunu serpantin vasıtasıyla ısıtmaktadır. Birbirine temas etmeyen iki sıvı arasında ısı transferi gerçekleşerek sıcak su elde edilmektedir. Güneş enerjili sıcak su sistemlerinde panel veya vakumlu hava tüpleri kullanılarak sistem ısı transferi gerçekleşir. Verim açısından vakumlu hava tüpleri daha yüksek verime sahiptir. Suyun donmasını engelleyen glikol gibi antifrizlerin kullanılması gerekmez. Tüpler ayrı ayrı depoya bağlandığı için tüm panelin değişmesine gerek kalmadan ihtiyaç olan tüplere müdahale edilerek gereken değişiklikler yapılabilir. Bu ekipmanlar genellikle çatılarda kullanıldığı için rüzgardan fazlasıyla etkilenmektedir. Bu nedenle vakumlu tüpler arasında boşluk bulunması rüzgar direncini azaltarak mukavemetini arttırmaktadır. Güneş enerji sistemleri doğal dolaşımlı ve zorlamalı yani pompalı olarak iki gruba ayrılır. Doğal dolaşımlı sistemlerde ısınan suyun hacminin artmasıyla özgül ağırlığı azalır. Buna bağlı olarak panel ve sıcak su deposu içerisinde sürekli soğuk suyun panele geldiği, sıcak suyun depoya dolduğu bir sistem elde edilir. Yani depo Panelin alt kısmına takılsaydı soğuk su sürekli depoda kalır ve sirkülasyon sağlanamazdı. Yandaki resimde görüldüğü gibi sistem kapalı devre haline getirilerek pompa kullanılabilir. Bu sistemde tek veya çift serpantinli boylar kullanmak gerekir. Tek serpantinli boylar kullanılarak güneş enerjisinden gelen enerji kullanım sıcak suyuna aktarılabilir. Güneş enerjisi yetersiz kaldığında konfor sorunu yaşanmaması adına boylar içerisine elektrikli serpantin takılabilir. Çift serpantinli boylar kullanılarak güneş enerjisi şebekeden gelen soğuk suyu serpantin vasıtasıyla ısıtır. Eğer kullanım sıcak su yeterli miktarda ısınmaz ise ikinci serpantin doğal gazlı kazan kombi elektrikli ya da farklı yakıtlı bir cihazdan beslenerek kullanım sıcak suyunu istenilen sıcaklığa çıkarabilir. Pompalı sistemlerde sistem otomasyonu yapılabilirken doğal dolaşımlı sistemlerde otomasyon yapılamaz paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Güneş enerji sistemleri de dahil olmak üzere tüm mekanik sistemlerle ilgili sorularınız için YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.